Çok güzel bir pokoyun sağlamak için arkadaşlar sponsorumuz mmmvip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuzda sizi iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17'deki arkadaşlar gerçek oynanış görüntülerini inceleyeceğiz. Herhangi böyle trailer falan değil. Bildiğiniz arkadaşlar oyun görüntüleri. Benim normal adım adım birinci çektiğim gibi normal maç görüntülerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda sizlerden biri 300 beğeni bekliyorum. Foyed'in şerefine arkadaşlar. 300 beğeni bir geçelim. Ailemiz gittikçe büyüyor. Büyüdüğünde kanıtı olarak bir beğeni sayısı sizlerden bekliyorum. Lütfen izleyen herkes şu videoyu bir beğensin arkadaşlar. Aynı şekilde yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar neden uzun zamandır video gelmiyor diyeceksiniz arkadaşlar. Sebebi ise şu, ben tatilden döndüm. İşlerim vardı, hallettim. İnternet sıkıntısı falan çıktı. Ama bir şekilde şu anda karşınızdayım. Bu sabah da Pokemon Go ile ilgili bir video attım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen FIFA görüntülerimize başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekranda şu anda takım seçim menüsü var. Takım seçim menüsü arkadaşlar aynı, yani fix bir menü. Ama bazı grafiksel değişiklikler var. Onlar da fena değil. Yani çok da üzerinde olacak bir değişiklik yok. Ama şu değişikliği çok beğendim. Su formalarda sürekli sağ sol yapacağımız arkadaşlar. Üçünü de bir arada görüp istediğimize karar verebiliyoruz hızlı bir istediği şekilde. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Paris Saint Germain ve Manchester United karşılaşacak arkadaşlar. Menü falan aynı, görüyorsunuz zaten. Hani zaten buralarda aman aman değişiklik olmasını kimse beklemiyor arkadaşlar. Çünkü zaten oyunda yapacağı değişiklikleri yaptılar. Şu anda da arkadaşlar maç başladı. Rooney'nin grafiğini gördünüz. Grafiksel olarak mükemmel bir değişiklik var arkadaşlar. Zaten bu tartışılmaz. Ve olmasa lazım zaten. Frostbite aldığına göre bir değişiklik elbet yapacak. Ben de arkadaşlar şimdi bu videoyu izlerken sizlerle benim bu oyun için görüşlerimi teker teker paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle grafik olarak gerçekten iyi yapılmış bir oyun. Hani bunun kimsenin buna bir lafı sözü falan hiçbir şeyi olamaz. Bu birincisi. İkinci olarak arkadaşlar oyunu ben diğer oyunlara göre çok daha yapmacık ve yüzeysel olarak buldum. Böyle oyun sizi nasıl diyeyim, oyunu yani içine şey olamıyorsun yani bir türlü. Çok akıcı bir şekilde şu oyunu oynayamıyorsun. Bazı hareketler çok yavaşlaşmış. Mesela fake shot falan tarzı hareketler çok yavaşlaşmış arkadaşlar. İnanın bunun sebebini bilmiyorum. Oyunu iyice gerçekçileştirmeye çalıştırmışlar. Ama bilemiyorum yani. Oyun birazcık yavaşlamış gibi geldi. İkinci olarak oyunda FIFA'nın kendi açıklaması göre oyunda fiziğin çok önde olacağı söyleniyordu. Ama şu anda izlediğiniz gameplay'e bakarsak arkadaşlar bariz bir şekilde görülüyor ki pace çok daha etkili. Pace en son bu kadar etkili olduğu oyun FIFA 14'te arkadaşlar. FIFA 15'te çok etkili değildi aman. FIFA 14'te inanılmaz etkiliydi. FIFA 16'da orta bir etkisi vardı ama bu oyunda da arkadaşlar pace'in çok etkisi olacağını ben size söyleyebilirim. İzledim gameplay'leri arkadaşlar, onu gösteriyor. Çünkü çok fazla sayıda gameplay izledim. Ve en uzunu ve en güzelini sizlerle şu anda paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ekranda izliyorsunuz zaten, hani görüyorsunuz oyun FIFA 16'ya falan bakılınca böyle çok şey değil, hani çok daha basit bir şekilde ilerleyemiyorsun. Böyle pasları falan değiştirmişler ve FIFA 16'daki gibi long shotlara çok aman aman bir şey yok, haberiniz olsun. Uzaktan gol atmak zor olacak bu oyunda arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Öyle FIFA 14, FIFA 15 gibi ayakta şutu vurur olmaz gol yok ki, zaten olmaması da çok daha mantıklı arkadaşlar. Çok salak bir şey oluyordu, adam sağ çaprazdan yakalar yakalamaz koyuyordu, gol oluyordu. Kötü oluyordu yani diğer oyunlarda. Ama bu oyunda daha çok pasa ve dribbling'e böyle, hani yani adam geçip pas atmaya yönelik yapmış. Öyle long shot'ları çok yapmayacaksınız. Kaleye yaklaşmanızı istiyor oyun arkadaşlar. Şu anda da serbest vuruşları görüyorsunuz. Serbest vuruşlarla çok değişiklik yapmışlar. İstediğiniz adamı seçip onu atabiliyorsunuz. Tıpkı PES'lerde olduğu gibi arkadaşlar. Bu ne kadar iyi olur o tartışılar arkadaşlar. Ben size direkt oyun çıkmadan direkt söyleyeyim şunu. Arkadaşlar bu oyun çıktığı zaman bu set piece taktikleri, yani istediğiniz adama atma taktikleriyle inanılmaz glitchli goller olacak, haberiniz olsun. Kesinlikle oyun hatası ben bekliyorum. %100 bekliyorum. Hani elbet oyunda bir açık olacak ve onu kullandığınız zaman %100 gol atabileceksiniz. Yani bundan şu anda eminim arkadaşlar, onu size söyleyebilirim. Yani birazcık daha devam edelim konuşmalarımıza. Bu arada arkadaşlar kaleciler bu oyunda çok daha kötü. Yani FIFA 16'da şikayet ediyorsanız bu oyunda daha da çok çıldıracağınızı size söyleyebilirim. Bu oyunda çünkü arkadaşlar oyunu gerçekleştirmeye çalıştırdıkça dediğim gibi hani bir şeyi böyle çok abartınca olmuyor. Her şeyin azı yarar, çoğu zarar arkadaşlar. O yüzden mesela bu oyunu çok gerçekçi yapmaya çalışmışlar. İşte yok kaleci topu beşiğinden çok geçiriyor, elin arasından sektiriyor, bir şeyler oluyor. Ki az önce pozisyonda da gördünüz zaten. Çoğu gameplay'de de arkadaşlar, izledim çoğu gameplay'de de kalecilerin çok özürlü olduğunu kestirdim. Ama hiçbir kaleci arkadaşlar FIFA 15'teki kadar özürlü olamaz. Yani arkadaşlar yanından geçip gol atıyordun. Yani hani ya özür demek de yanlış değil. Kusura bakma, onu yanlış söyledim ama hani gerçekten oyun çok salak yapıyor yani. Ne diyeyim yani, bilemedim. Bu arada arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. FIFA 15'te
kalecinin yanından koşarak geçip golü atabiliyordunuz. Bu oyunda öyle bir şey yok, haberiniz olsun. Ama kaleci yine de birazcık kötü. Burada da penaltı kullanıyor şu anda Zlatan. Penaltılarda arkadaşlar şuta basınca adam kendi koşup vurmuyor. Adamı da kendiniz yönüne kadar kendiniz koşturuyorsunuz adamı. Ve vuracağınız yönü de kendiniz belirliyorsunuz. Burada adam sağa doğru koşarken salakça analoğu sağa doğru tuttuğu için gitti dışarı vurdu. O yüzden penaltı vurmak bayağı zor. FIFA 17 çıktığında arkadaşlar size rehber videolar hazırlayacağım, merak etmeyin. Burada da zaten adam dışarı vurdu zaten, bariz bir şekilde gördünüz. Kendi koşturduğu için, alışamadığı için belki ilk penaltısıydı ve dışarı vurdu. Görüyorsunuz zaten öyle hız inanılmaz önemli şu anda şu oyunda. Burada orta açı inanılmaz bir şekilde önüne sekiyor arkadaşlar. Ve tekrardan momentumun kurbanı gidiyor adam yani. Wayne Rooney golünü atıyor. Şimdi grafiği göreceksiniz arkadaşlar. Wayne Rooney'nin suratını göreceksiniz. Yani mükemmel yapmışlar. FIFA 16'ya göre çok fark var. Sturridge'in sevinmesini yapıyor bu arada Rooney. Güzel bir gol mü derseniz ibretlik bir gol arkadaşlar. Bakacağız yani. FIFA 17'de inşallah momentum olmaz ya. Momentumsuz oyun yok arkadaşlar maalesef. Manchester City PSG maçı 1-1 oldu. Görüyorsunuz. Burada bu arada şutlar arkadaşlar birazcık değişmiş. Mesela frikiklerde falan hepinizin bildiği gibi sadece barajın üstüne vurursanız gol atabiliyordunuz. Ama bu oyunda öyle değil. Kalecinin üzerine de vurursanız gol atma ihtimaliniz var. Wayne Rooney arkadaşlar burada golünü atıyor. Dediğim gibi kalecinin işte AIDS'i burada konuşuyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Frikikte hani öyle sadece barajın üstüne atarsan gol oluyor diye bir şey yok. Kalecinin üzerine vurup da gol atma olasılığınız var. Haberiniz olsun. Aynı şekilde mesela bu oyunda arkadaşlar bir glitch vardı. Yakın köşeye vurduğunuz zaman banko gol oluyordu. Ama önümüzdeki oyun bu da böyle olmayacak. Her iki köşede de aynı şansı yakalayabileceksiniz. Bu oyunu tamamen kendi paylaşı official trailer'lardan söylüyorum ama official trailer'ları paylaşmak bana saçma geliyor. Zaten hani onu herkes izleyebilir ama ben bunu sizlere göstermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten adamlar maçı yapıyor. Hani böyle çok inanılmaz bir uzaktan şut imkanı falan da yakalatmıyor zaten oyunun, hani görüyor fark ettiyseniz. Burada çok güzel. Mesela bak bu gole bakın mesela şimdi. Mesela böyle goller oluyor arkadaşlar artık. Haberiniz olsun yani. Yerden vuruşlarda da gol oluyor. Bildiğiniz gibi geçen oyunlarda oradan yerden vurup gol atamıyordunuz. Ancak havadan 90'a falan takarsanız gol oluyordu ve zor gol oluyordu. Ama bu oyunda onu da düzeltmişler arkadaşlar. Oyun için ilk izlenimlerim bu şekilde. Yani kaleciler gerçekten kötü şu anlık. Belki peç atarlar bilmiyorum. Frikiklerde çok kılıç olacağını düşünüyorum. Oyunun iyi kendi açıklaması fiziğe dayalıydı. Ama ben fiziğe dayalı değil, hıza dayalı olduğunu şu anda görüyorsunuz. Ben de hıza dayalı olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. İyi kendisi tesata düşer mi bilmiyorum. Oyunda belki başlar başlarsanız peş atarlar. Ama bu arkadaşlar gameplay'de bizim çıkarabileceğimiz şeyler bunlar. Bir sonraki videolarımızda da arkadaşlar size Ultimate Team'deki bazı yeniliklerden bahsedeceğim. Eğer Ultimate Team'in yenilikleri istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünkü Pokemon Go videomuzu izlemeyi unutmayın. Bu videoda sizlerden bir 300 beğeni bekliyorum. Farkımızı gösterelim. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Hepinize kucak dolu sevgiler. Yarın iki tane daha video ile sizlerle birlikte olacağım. Bay bay.